arasında. Sizi bu tarafa alalım. Elbette yani o konuda çok evet. Ciddi çalışmalar da aslında var yani sonuç itibariyle işte biraz önce de ifade etmeye çalıştığım özellikle güney tarafımızda otorite yok yani karşımızda devlet yok dediğiniz gibi vekalet savaşlarının en yoğun icra edildiği yerlerden birisi bölgede. Yani o anlamda Türkiye'nin de uzun zamandır gayreti orada bir güvenliği sağlayarak dediğiniz gibi insancıl yollarla bu dönüşleri sağlamak ve şu ana kadar ben bildiğim kadarıyla 500 bin civarında bölgeye bu anlamda bir gidiş sağlandı. Kısa süre içerisinde de oradaki hazırlıklar itibariyle bakıldığında 1 milyona yakın bir dönüşe yönelik hazırlıkların da tamamlanmak üzere olduğunu. Bizim parti kültürümüz de böyle parti içi yarışlar da hep vardır, çekişmeli geçer. Çok adaylı bir yarış mı olacak? Aday hep olur. Yani mahallelerden başlar evet. Böyle. Bu bazen dışarıdan acaba bir karışıklık mı var gibi de yansır ama tarihimize bakıldığında hep vardır bu. Yani biraz kültürel bir şey oturmuş. Şu anda ne derler? Daha böyle net olarak aday olacağını açıklayan yok. Yok. Şimdi güreşte bir tabir var ya el ense çekme diye. Şimdi öyle söyleyeceğim. Siyasetin ondan sonra herkes doğasında bir olan bir görmek şey. İstiyor. Durumu, tabloyu nasıl çıkacağını görmek istiyor. Bilemiyorum hani ben tabii aday çıkar mı çıkmaz mı onu şey yapamıyorum ama. İlçe kongrelerini de tabii görmek oradaki, istiyorlar. Siyasetin doğasında olan oradaki şey. Hani takvim önemli ama gözlemlediğim biz işte toplantılar yapıyoruz il başkanlarıyla da işte örgütle de çok büyük bir oranda genel başkanın emeğini çabasını görüyor insanlar takdir ediyorlar hani süreç daha önümüzde var biz o kısımda da gayet açık net davranıyoruz yani hani adil bir şekilde aday olmak isteyen olabilir hani o açıdan hiçbir şey kısıtlama ya da bu hakkı kullanırken vay efendim niye sen parti içinde muhalefetsin gibi bir anlayışımız yok. Başkan. Bir bakayım ben sana. Başkan.